Star Trek 4. sezon Star Trek evet, 17. bölüm Night Terrors gece terörleri. Aslında çok efsane bir bölüm değildi ama sen yine güzel Yok. bir noktadan yakaladın. Biz WhatsApp'ta konuşurken. Aa Her Covid noktada. abi Covid ya. Ya yani sen evet biraz daha Covid tarafından yakaladın. Güncelde hmm. de iyi bir eşleşme. Ben daha tabi bunu biraz ruhani yönü de var böyle rüyalar, rem uykusu falan gibi. Hemen bir bölümü hatırlatayım. USS Britain'den 29 gündür haber anlamamış. Sonra onun yerini buluyorlar. Çift yıldızlı bir sistemde buluyorlar. Yaşam belirtisi yok. Ortalık karışmış. İnsanlar ölmüş. Sonra bir tane de Betazoid'i böyle dolabın içinde saklanmış. Böyle buluyorlar. O böyle artık onun kafa gitmiş falan. Troy'da diyor ki durun diyor. Ben de bu araştırmaya gireceğim. Onunla da ben konuşacağım diyor. Oradan başlıyoruz. Bir gizem var ortada yani insanların ölümüne neden olan ama insanların birbirini öldürdüklerini fark ettikleri ama neden olduğunu anlamadıkları bir sıkıntı var. Sistemler temiz çalışıyor falan filan derken meğerse sorun Covid'miş. <laughs> i̇şte uykusuzlukmuş. Rem uykularını alamıyorlarmış. 90 de Rem uykusu konuşuluyor ne güzel. <laughs> ee, ben şey oldum böyle aa yıllar biliyorlar mıymış lan Rem uykusunu falan oldum açıkçası. Kaç senesinin araştırması bilmiyorum ama... eski. Ee, yani. Yani şey Berrem mevzusunu daha güncel bir şey zannediyordum. Yo biliyor, biliniyor ve sineye de konu etmişler. E, ama bana şey ilginç geldi. Millet uyuyamıyor. Uyuyamadıkça psikolojileri ufak ufak bozulmaya, halüsinasyon görmeye başlıyorlar. İşin ilginci tabi e, tabii bir panik ve şey bir dakika ya bizim kedi bir yeri mi yırtıyor abi? Tabii ses mi geliyor? Bak bak. Geldim. Bizim kırçıl sağa sol yırtıyormuş. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ee, kırçıl reklam aldık. Panik manik başlayınca da işte birazcık bana şey gibi geldi. Hani sürekli doktora buluyorlar. Doktor sebebini bulabildik mi? Çaresini bulabildik mi? Diyor doktor çaresini bulamadık. Millet hep bir panik. Birileri ölmüş bir yerlerde. Ama öleceğiz diye düşünenler var. Kimisi diyor odalarınıza kapanın. Çok gezmeyin. başlıyor. Çok büyük yani adam başlıyor. diyor bunlar bizi odamıza kapatacaklar. Çip toplayacaklar birinci <laughs> falan filan diye konuşmaya başlayanlar oluyor. Ee, devletin üst kademesinden devletin alt kademesine herkes aynı şeyden etkili. İşte mesela Picard'la Riker şeyi konuşuyorlar. Aman işte ben halüsinasyon görürsem iş sana kalsın, bana kalsın falan filan. Hani kendi Sonra görevi dayı çaya veriyorlar ama. Yani o da güzel. Aynen. <laughs> Yine robot abim çözüyor konuları falan Ben o bütün bölümü birazcık şeye benzettim. Bizim Covid'de yaşadığımız durumlara benzettim yani. Hani doktorlar çaresiz, herkes uykusuz, herkes yorgun. E, Anksiyeteler, panik ataklar, yani şeyler, ne bileyim, intihar eğilimler falan filan böyle. Covid döneminde şey çok oldu, ya psikolojisi kalıcı olarak Tabii. bozulan, dönemsel olarak bozulan çok insan oldu. Çocuklar eve Dünyası. gitmedi, çocuklar evde kaldıkça anne, anne babalar çıldırdı, ayrılanlar, boşananlar falan oldu böyle. <laughs> War falan gidiyor, ben artık korku hissediyorum, iyi savaşçı değilim diyor, canına kıymaya kalkıyor, aman dur filan diye tutuyorlar. Yani şey böyle. E, bu derece belki de tabii bu dizide anlatıldığı kadar dramatik yaşamadık bazılarımız Covid dönemini ama bir yandan işi batanlar falan oldu yani hani böyle. Evet. Biraz o da, onu hatırlattı dizinin bu bölümü bana açıkçası. De, tabii e, endişeleniyor oğlum be. yani o böyle yani endişelenmiyor da endişeleniyor gibi oluyor falan. <laughs> aynen işte Jordan'in vakasını nasıl çözeriz diye odaklanıyor onu çözmeye çalışıyor. Endişe ediyorsun yani falan diyorlar. Bizde endişe olmaz falan diyor ama belli ki çözmek istiyor da yani. O açıdan ilginç bir bölümdü. Bana şey denklik denk geldi açıkçası. Hani şey nasıl söyleyeyim? Aşırı da üzerine anlatacak bir şeyim yok. Sadece hani onların uykusuzluk salgınıyla kurdukları bir psikolojide insanlar ne noktaya gider? Bizim daha sonrasında Covid ile yaşayacağımız şeye çok benzedi. Ve şeyi düşünüyorum ya herhalde geçmişe dönüp böyle bazı dizileri filmleri izledikçe belli bölümlerde çok alakasızca bizim Covid döneminde yaşadığımız psikolojiyi göreceğiz. Yani mesela şu bölümler çekildiği anlarda biz Omikron varyantı dönemindeyiz. Yani dizinin başında salgın yoktu. Arada salgını yaşadık. Şimdi omikrondayız. Yani bizim bölümlerde şeyle beraber, gerçek hayatla beraber hani bizim burada çektiğimiz bölümler yani. Hı -hı. Değişiyor. <laughs> evet, değişiyor. Hani şu an omikron varyantı yüzünden işte maske takmayanları Hollanda'da polis dövdü geçenlerde. Anladın mı? Aşı biz böyle <laughs> Bizde böyle günlük vaka sayıları 30 bine çıktı. İngiltere ile Amerika şu an omikron yüzünden maksimumunu görüyor. O ee, şey günlerimiz geçmedi aslında. Panik ve korku günleri... Yani insan hadi sanki korku azaldı, panik azaldı ama artık böyle bir ee, daha yüksek vakalara rastlamamıza rağmen omikronla insanlar bir şekilde hayatlarına da devam ediyorlar. Bu dizinin bu bölümü bana bu içinde bulunduğumuz psikolojiyi çok hatırlattı açıkçası. Böyle bir tarihe de not olsun diye bundan bahsetmek istedim. Çünkü 5 sene sonra belki bizim bu Star Trek bölümlerini izleyenler diyecek ki ne yapmışlar bu işte bomboş bölüm falan diyecekler ama. <laughs> ne virüsü kardeş. <laughs> yaşayınca öyle olmuyormuş yani. Ya Zaten konu biraz da gerçek hayatta cidden buradaki gibi şeye gidiyor. Aslında insanlar birbirine girmeye başlıyor. Şimdi bir noktada hep işte ilk başlarda şeydi daha bir e, insancıl, daha bir ferah. Hani birileri karşı olsa da Allah Allah ne oluyor oğlum burada bir oyun var gibi diyenler bile daha sakindi. Herkes birbirini bir şekilde kolluyordu. Dur abi hallederiz. Ama iş büyüdükçe aslında insanlar birbirine düşmeye başladı. Sen maske takmadığın için ben hasta oluyorum. Sen aşı olmadın. Haklılar da yani evet sen aşı, tak, aşı yapmadığın için virüs evrim geçirmeye yayılmaya devam ediyor. Bir konuyu yavaşlatman lazım falan filan. Ama bunlarla uğraşmak yerine insanlar hemen komploya gidiyor. Zaten bunu da oradan bağlıyor biraz. Ki şöyle bir tespiti de var. Bu ne kadar doğru fizyolojik olarak bilmiyorum ama işte REM uykusuna girmezsen bilissel yeteneklerini kaybetmeye başlarsın. Çünkü işte orada devamlı sana rüyada zihnini aslında uyurken idman yaptırıyor gibi bir durum var. Bunu da kaybettikçe aslında bilissel yetenekler gidiyor. Artık mantık bitmeye başlıyor. Mantık bitince de Devreye aslında android giriyor yani ben bu bölümü e, dediğin noktada çok sevdim öyle bakınca çok da hani her şey oturuyor ama bu bölüm beni bana daha çok sevdiren de, yine data'nın burada olması. Çünkü olmasa bitmişti iş. Muhtemelen öleceklerdi. Ve onun insan olmaması da önemli burada. Belki insanlık özelliklerini kazansa yine sıçarlardı. İlk kez bence data'nın en e, mantık çerçevesinde önemli olduğu bölümlerden biri öyle bakınca. Ve onun sayesinde konuyu e, kendi içlerinde de olsa çözebilir Çünkü güvenebilecekleri biri var. Çünkü Picard ve Ryken'in ilk panik olduğu ona o kadar mantığa rağmen, kendilerini tutmalarına rağmen onlar da biliyor bir noktada olmayacağını, yapamayacaklarını ve e, konuyu data'ya aktarınca da çözüyorlardı. E, o açıdan da iyi yani. bayağı Böyle şimdi... noktalarda şey de diyorum bu arada. Ulan diyorum koca gemide uy uyku uyumayan bir tek data olamaz ya. Bu kadar ne? <laughs> Bodrum'dan falan bir tane şey bulup getirselermiş keşke. Bazı bölümlerde oluyorlar ya işte bilmem ne vulkan arkeolojisi uzmanı diye birini getiriyorlar mesela yani. hani o bölümü özel. Hani koca gemi, gemi 2000 kişi çünkü bazen dizi geminin 2000 kişi olduğunu unutuyor. unutuyor. Yani federasyon gemisi neticede. Yani şey oldum böyle tamam Data data uyumuyor ama bir yandan da Arya'm uykusuna ihtiyaç duymayan Zbörcik ırkının mensubu işte Ahmet de bizlerle <laughs> gel Ahmet oğlum. Ben geldim abi ben uyumuyorum falan diye böyle fıldır fıldır gözler olan bir çocuk gelse böyle Hani hoş olurmuş çünkü yine kaldığı konu data Bu sefer şöyle oluyor. Yani Data çözer. E, Atfinke gibi oluyor. E, Atfinke gibi oluyor yani. 20 kişi olsa ekip ve 20 kişi de bir robot olsa kafi de. 2000 kişilik gemide <laughs> uyumayan uyumayan biri daha vardır ya bence. Çünkü mesela insan şeyi de merak ediyor. Ulan koca federasyon yani bütün biyolojisi birbirine benzeyen ırklar rapid eye movement speed yapıyor olabilirler. Hepsi rüya mı görüyor mesela işte. Beta anlıyorum işte. Zihinlerin belli ki bize yakın çalışıyor işte. Farklı şeyler yani falan abi. aynı. E, war falan be, benziyor Klingonlar ama insan diyor ki la uzaydayız ya. Şöyle bir hani ne bir bakalım yani anladın mı? Veyahut da ne bileyim e, işte Doktor Crusher'ın falan belki başka bir çözüm bulabileceği falan bir şey gelmez mi? Konuyu data'ya atıp çözmek bitir. bu senaryoda kolaycılık olmuş. Yani Data golcü bir sporcu. Da, aynen öyle. Yani. <laughs> At yani. Ama sanki bir şey daha istiyormuş bu bölüm. Ben onu hissettim izlerken. Ee, bir de bir yandan baktım Rapid Eye Movement'ı 1950'lerde ilk mi? keşfetmişler. Ondan sonra Rapid Eye Movement'ın ne kadar faydalı olduğu gelecek senelerde araştırılmış. Artık Konu 90'lara geldiğinde gayet bilinen bir konuymuş en azından bilim çevrelerinde. Ee, ben mesela son yıllarda internette şeyi çok görür oldum. Uykusuzluk derdiniz mi var işte arayan uykusuna şöyle geçersiniz filan yani gibi. Cycle'ları doldurma işte bir buçuk saatlik cycle'lar falan. Evet. O yazıları son yıllarda daha çok görüldüm. Sanki iyice halka mal olmuş bilinen bir konuya doğru yavaş yavaş gidiyor gibi. Ee, ama yoksa 50'lerde falan çıkmış ortaya yani. yani. Uyku düzeni çok ki benim de bozuk yani. Bilmiyorum seninki nasıl ama. yani Bir de yayın falan yapınca NBA'di yayındı saatler uymuyor. E çok global oldukça uyku düzenin çok kalmıyor aslında. Çünkü her şeyi takip etmen türlü çok zor. Abi benim uykum aslında şöyle düzenli ama yan ters düzende. Yani sabah 5 gibi yatıyorum ben öğlen 1 gibi kalkıyorum. 8 saat ama alıyorum. Ama işte. yani. Ben de çünkü şey araştırmasını okumuştum. İnsanda uyku borcu diye bir şey oluyormuş. Yani diyelim ki sen 8 saat ya da 7 saat uyuman gerekiyor ortalama da. 4.5 saat uyudun. Bir gün, iki gün, üç gün, dört Yo, buçuk saat uyuyorsun. Uyuyorsun sonraki gün. <laughs> Dördüncü gün yani vücut diyor ki kardeşim benim bir on iki saat alacağım var diyor. Sen böyle diye uyuyorsun o zaman. Uyku borcu mevzusunu ben mesela şey zannediyordum hani abartı zannediyordum. Yok gerçekten bilimsel olarak yani sleep deprivation'ın çaresini vücut seni daha fazla uyutarak alıyormuş. Vücut alacağını alıyor yani. Tabii yıkıyorsun. Ee, yani. O yüzden ben şeye karar verdim. Kaçta yatarsam yatayım altı ila sekiz saat arası ben uykumu uyuyorum abi. Hani o yüzden uykum düzensiz mi? Yani yatınca uyuyorum. Bir tek bende şey var. Kafam bir şeylere takıldıysa uykum gelmiyor. Of, evet ya. Sabah 7'ye kadar böyle Reddit köşelerinde gezindiğim falan oluyor. Uykum gel yani uykum gelmeden uyuyamıyorum öyle diyeyim. Mesela kim insan uykusu gelince yatağa gider ve uyur ya. Yani ya da sa saati gelince saat 1 evet. olmuştur gideyim yatayım. Yatınca zaten uykusu gelir. Benim yattığım yattığımda uykum az varsa az olan uykum hemen kaçıp hyper bilmem nereye geçiyor. Beni böyle 3. <laughs> vitese geçiriyor. Ben böyle şey oluyorum. Ona Unreal Engine Store'da indirim mi vardı ya falan olmaya başlıyorum. Ama o konu da oldu. <laughs> Harbi uykuyla girmem lazım yatağa yoksa uyuyamıyorum yani. Bendeki <laughs> asıl mesele o. Beni de şey çok yoruyor harbiden ya. Girip uykuya dalma sürecinde ulan şu videonun şurası şöyle falan diye düşünmeye bir girdim mi sıçtın böyle hmm. yarım saat geçmiş böyle kafamda kuruyorum kuruyor böyle olur böyle olur falan sonra uykum kaçıyor ben de seni dedim sen geri evet. kalkıyorsun hadi bakalım işte abi o konuda hakikaten şey çok faydalı oluyor biz de böyle uyku danışmanlığı bölümü gibi yaptık ama spor yaptıysan o gün spor, evet. spor yaptıysan işini de yaptıysan onun öyle bir tatlı uykusu var ki yorgunluğun getirdiği uyku en güzel uyku o yüzden sporun ben faydalarından bir tanesi şey gibi de görüyorum insan uykusuna da geliyor spor yani. Ben bu bölümün dışında bak şimdi aklıma geldi senin demin dediğinden ee, uyku dışında bir şey söyle alakasız dikkat etmişsindir kesin ilk izlediklerinde de ee, bizim vesli yokken ön tarafa o ışınlanma tarafında her bölüm farklı bir güzel hanımefendi oturtuyorlar <gülüyor> <gülüyor> böyle sarışın esmer asya böyle <laughs> Her ırktan devamlı birileri gelip gidiyor. Kadın karakter koyuyorlar diyelim <laughs> abi. Evet evet. Ya öyle diyelim tabii de hani bir fonksiyonları da yok böyle oturan evet efendim basıyorum düğmeye ve yeterince güzel miyim abi falan diyor. <laughs> tabii. Biraz uhur, acılık o işte yani. <laughs> evet evet. Biraz böyle birkaç bölüm çok üst üste gelince böyle olan gözüm ulan... Geçen bölüm başka biri vardı yine kim gelmiş falan diye. <gülüyor> ee, <laughs> okey. Orada tutturmaya çalışıyorlar onu. Bu arada o planlı bir şey. Yani Wesley gidince Oraya bir kadın karakter oturtmaya çalışıyorlar. Biraz da seyircilerin tepkisine bakıyorlar. Kim tutarsa hmm. ona bir backstory yazacaklar. İki bölümde şey yapacaklar yani. Bakın bekliyormuş ee, artık oraya. Hayırlısı. Yani açıkçası şey çok ilginç oluyor. Next Generation'a kalıcı bir karakter daha eklenmesi bayağı zaman alacak yani bu arada. Ee, çünkü ne bileyim. Ya işte birazcık kendilerine şöyle bir şeyi var. Döneminden de ötürü biz bugün artık böyle Game of Thrones'lar, Westworld'lar falan şeyi çok görüyoruz ya. Yani ana karakter belki 3 tane oluyor ama yan karakter 10 tane oluyor artık yani. O da onu etti, o da onu etti falan. Burada mesela böyle bir 6-7 kişilik bir kadro var. Onun dışında çok çıkamıyorlar bir türlü. Hep Jordi geliyor, hep Worf hmm. geliyor. Yani mesela Security'deki Worf'un bir yanındaki adamın dertleri falan pek yok. Yani artık sinem biraz dizi anlatıcılığı o taraflara da kaydı ya son yıllarda. E, Star yani core ekip, core ekip çözüyor her şeyi falan gibi bir durum var. Ya çünkü ilk bölümlerde çok konuştuk bunu ama ya bence kaptan ve kaptanın ikinci adamı bir Expedition'a giden gemide asla olmamalılar mesela yani işte. Ama bunlar, onlar kendi ana karakter olduğu için onlar tabii gidecek, her gibi, yere gidecek, gidecek tabii gibi oluyor. Birazcık hani şey gibi yani, e, Guardians of the Galaxy 4 kişi olduğu için her yere kendileri iniyor yani ama <laughs> burada da 8 kişi yok yani gemide, 2000 kişi var. Neyse yani, artık bilim kurgunun güzel klişelerinden biri deyip geçiyoruz. Ha bir de şey söyleyecektim. Data'nın uyumaması, rüya görmemesi durumu. Dikkat hmm. edersen rüya gören robot mantığını çok güzel işleyip çok güzel bir yere bağlamış tek dizi de Westworld. Westworld Buradan da Westworld'de yani. bir analım istedim. Çünkü hülyalar... <laughs> Aynen hülyalar güncellemesiyle robotları çok farklı bir yere çekmek üzerine konuşuyor. O yüzden mesela bu bölüm belki biraz Data rüyaları anlamaya çalışıyor. Crusher'a soruyor. Nedir bu rüyalar falan diyor. Crusher anlatıyor. Ondan sonra o holodeckte rüya görmeye çalışıyor falan gibi yine biraz... ...Data kardeşim dünyayı keşfediyor. Culuk yapabilirlerdi bu bölümde. Onun yerine Beta kardeşim mi iple, ipten sallandırdık. <laughs> ...yeşillerin arasında uçuyor falan gibi yapmışlar. Ya o arada çok kötü sahneydi bu arada. Ya. Geçik evet yani ya. adam, ne oluyor burada falan. Of çok şey. Böyle süzülüyor falan. <laughs> Eski tarz biraz yani. Aynen. Ya, okey. Var mı ekleyeceğim bir şey böyle? Yok yo yani. Evet. Daha artık bir şey de oldu ya bu arada. Star Trek belli bir yere kadar. Hukuk bir bile artık. konuşturdu yani, bizi oğlum. uyku konuştu. konuşturdu. Evet. <laughs> hem onu konuşturuyor hem de şey de. Bazen bazen böyle şey gibi oluruz ya. Yani bu çok şey ama bunun daha da iyisi olur falan konuşabiliyoruz ya böyle biz yani. <laughs> Bölümler zaten şey yani o yüzden. Ona itiyor yani ama. en kötüsü en kötüsü bir %70'lere oturtuyor bölüm seni yani böyle bir puan verecek olsalar on üzerinden 6 7 bölümü banko veriyorsun. Daha da iyi olabilir diye konuşuyoruz artık böyle bölümleri konuşurken. Bu da bence Star Trek Next Generation'ın aslanlar gibi başarısı, başarısı yani. Keşke böyle diziler hep gelse yine. O zaman görüşeceğiz bir sonraki bölümde. 4. sezon 19. bölümü e, yani söyleyemem ama end degree <laughs> eninci dereceyi konuşacağız. O bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.